Şimdi Windows Form uygulama türünden bahsedeceğim. Windows Form uygulama türü Microsoft'un efsane proje türlerinden bir tanesidir. Özellikle .NET Framework ilk piyasaya çıktığında belirli bir yıla kadar, birkaç yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse, Windows Form uygulamaları neredeyse proje türlerinin tamamına yakınını kapsıyordu. Şöyle ki basit bir proje oluşturacak olursak arkadaşlar Windows Form uygulamasıyla ilgili. Şöyle Windows Form App ismi de dursun türünden dolayı. Şöyle Windows Form uygulamaları aslında desktop uygulamalardır. Yani desktop uygulama demek masa üstünde çalışan o exe ile kurduğumuz uygulama türüdür yani. Sol tarafta bir tane toolbox'ımız vardır. Toolbox'tan sürükle bırak yöntemiyle kontrolleri şey yapar, sürükler ve bunları geliştiririz. Bu ortamı geliştiririz. Event bazlı bir yapıya sahiptir. Ne demek event bazlı bir yapı? Örneğin bir butonunuz var. Siz diyorsunuz ki butona tıklayınca ne olsun? Çift tıklıyorsunuz. Bakın butonun click eventine siz ne yazarsanız butona tıklandığında o oluyor. Başka eventler de ekleyebiliyorsunuz. İşte properties ekranından şöyle onlarca eventimiz söz konusu. Şimdi bunun zamanla tabii bu yerini WPF'e bıraktı. Nedeni? Şöyle ki arkadaşlar standart bir şeye sahip. Şu değil. Standart bir layout'a sahip. Bu da şöyle nerede? Şurada. Bu da örneğin bu makinede hiçbir sıkıntı yok yani. Her şey yolunda görünüyor. Fakat benim çözünürlüğüm, bilgisayarımın çözünürlüğü oldukça yüksek. Düşük çözünürlüklü bir bilgisayarda bir anda şu tasarımın bile, şu gördüğümüz kısmın bile ekranın dışına falan taştığını görebilmeniz mümkündür. Yani bundan dolayı zaten yerini WPF mimarisine bıraktı alternatif olarak ama WPF gerekli o Silverlight odaklı XAML dediğimiz teknolojiler Microsoft'ta bir türlü şeyini bulamamıştır. Yani arzu edilen talebi görememiştir. WPF çıktığında bile, çıktıktan sonra bile hala Windows Form uygulamaları kullanılır olmuştur. Yani benim tahminim, kişisel tahminim, bence piyasada WPF mi daha çok, Windows Form mu daha çok derseniz herhalde Windows Form uygulamaları daha çoktur WPF'e nazaran. Ama web teknolojilerini falan karşılaştırdığımızda Windows Form uygulamaları hani yeni yazılan bir proje için yani bu da tamamen tahmini, uydurma ama hani yakındır. %5'i Windows Form'dur ama %90'ı şeydir diyebilirim yani. ASP.NET uygulamasıdır diyebilirim. Yüzde birkaçı WPF'tir. Konsol uygulamaları vesaire diye küçük küçük oranlarda diğerleri gelir zaten. Dolayısıyla arkadaşlar Windows Form uygulaması tam olarak hani böyle dezavantajı sadece Windows cihazlarda çalışıyor. Çözünürlük odaklı değil. Farklı ortamlarda bunu, örneğin Linux ortamında bunu çalıştıramıyoruz. Zaten .NET'in kısıtı o. Yeni nesil .NET Core'la bunu aşmaya çalıştılar zaten. Aştılar da. Fakat orada da uygulama türleriyle ilgili kısıtlar var tabii ki. Bir de arkadaşlar burada şeyden bahsetmek istiyorum. Hani gittiğiniz bazı kurumlarda Windows Form odaklı olanlarda DevExpress gibi, Telerik gibi şeyler var. Firmaların ürünleri kullanılır. Size sorarlar yani DevExpress kullandın mı? İşte Telerik kullandın mı? Bu ASP.NET tarafında da geçerli. Hani orada değinmeyeceğim. Burada söylemiş olayım. ASP.NET tarafında da geçerli. Şöyle ki yani şu kontroller daha görüntü anlamında daha güzel veya daha farklı özelliklere, daha güzel özelliklere sahip. Data Grid View gibi kontroller özellikle onlara da iş yapıyor. Onlarla şey yapıyorlar. Yani daha görsel, daha fazla özellikli ve daha kolay geliştirme yapmak için DevExpress, Telerik gibi, Xnet gibi firmaların ürünlerini kullanıyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kuruma gitmeden önce mülakata o kurumda neler kullanılıyor bunları bir gözden geçirirseniz çok iyi olur arkadaşlar.